Geçmiş olsun. Eyvallah. Bak şimdi beni iyi dinle. Bundan sonra bana baba mı dersin, abi mi dersin, kardeş mi dersin bilmem. Ama beraberiz. Canın canımdır, sözün sözümdür. O kadar. Ha, itiraz istemem. Adım Fuat, soyadım Karagöz. Sır tutabilir misin? Tutabilirim elbet. Hayatımın en acı günüymüş. Bilmiyordum. Halbuki en mutlu günü de olabilirdi. Nasıl? Mehmet İnce benim adım. Bu sır seninle birlikte mezara gidecek. Ne yapıyorsun? Hı? İyi vallahi. Okul makul uğraşıyoruz işte. Bugün benim doğum günüm. Aa. O bugün müydü ya? Ya baba be. Hadi hadi yürü. Geliyorum. Yürü. Tamam. İşte bakalım. Ne haber? İyiyim sen? 6'da bırakırsın o zaman. Doğum günü bugün. Bir gece bende kalsın. Ama mahkeme kararını biliyorsun 6'ya kadar. Doğum günü. Bir gece ya. İyi, peki tamam. Süper. Ama sadece bir gece tamam mı? Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Mehmet. Hı. Bu hedefle ilgili bir gelişme var mı? Türellerle ilgili bağlantı olabilir. Araştırıyorum şimdi. Bir de bir elemanım var. Bakalım oradan ne çıkacak. Birileri 200 milyon dolar aklamış. Nerede, nasıl, uyuşturucu parası mı, bir örgütün parası mı belli değil. Üzerimde çok fazla baskı var Mehmet. Bana somut bir şeyler bulman lazım. Tahmin edebiliyorum, bulacağım. İçini fena tut, halledeceğiz. Tamam. Sen de şu türellerin üzerine bir düş olur mu? Tamam, ben de o. Araştırıcı. Hı-hı. Hadi, görüşürüz. Dikkat et lütfen. Baba, hadi konsere geç kalacağız. Geldim, geldim. Haydi bakalım. Kızım, babanın lafından çıkmak yok, tamam mı? Tamam, merak etme anne. Baba ne derse o. Hadi iyi eğlenceler size. Görüşürüz. Haydi. Kemerini tak. Nerede? Hemen yanında. Hı, tamam, buldum. Biliyor musun? Annem bana Fransızca dersleri aldırıyor. Vay be. Bak sen. Je m'appelle Zeliha İnce. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mehmet İnce. Comment ça va? Onu daha öğrenmedim. Bilmiyorum. Baba, sen kaç dil biliyorsun? Almanca ve Arapça. Ha, bir de İngilizce var tabii. Yuh. Güzel iş. Affedersin, bir daha olmayacak. Senin gibi kibar bir hanımefendiye hiç yakışmaz değil mi? Aferin sana.
senin plakan? Sahte bir plakayı nasıl öğrenmiş olabilirler ki? Hedef sen miydin direkt? Muhtemelen. Asıl hedefi gizlemek için terör saldırısı gibi gösterdiler. O yüzden rastgele sağa sola ateş edip durdu şerefsiz. Bu fotoğraf değil plaka. Yani yüzünü ya da kim olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Plakanın peşindeydiler. Benim yüzümü gören tek kişi de öldü zaten. Dikkatli bak, o kağıt antetle. Ama buradan ne olduğunu anlamak imkansız. Haklısın. Biz bulacağız bunu. Aklında bir şey var gibi. Beni öldüreceksin. Nasıl yani? Doğru duydun. Bu adamlar benim yüzümü bilmiyor. Bu saldırıda Mehmet İnce'nin öldüğüne dair bir haber yapacağız. Sonra? Sonra ben kimliğimi değiştireceğim. Türellere sızacağım. Bunu öğrenmenin başka bir yolu yok. Zeliş'e bunu yapanlar o evden biriyle bağlantılı olabilir. Bunlar varsayım. Başka elimizde ne var? Var mı bir şey? Hilal, beni öldüreceksin. Anladın mı? Çok ciddiyim. Beni ölebilecekler. Başka bir çaremiz yok. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Kendine bir isim buldun mu? Buldum. Celal. Celal Kün. Eski asker. Özel kuvvetçi. Namı diğer Maraşlı. İlginçmiş. Nereden aklına geldi? Benim anne tarafım Maraşlı. Çok sevdiğim bir dayım vardı. Şu genç yaşta ölen vardı ya. Çok güzel adamdı, çok severdim onu. Böyle sessiz, sakin. Bir ton kitap okudu. Kimseye ilişmezdi. Ha bu arada... şivesi de olacak. Şiven de mi olacak? Olacak mecbur. Çalışacağım. Eski asker, özel kuvvet, şiveli bir adam. Yani ben pek anlamadım. Hemen anlatayım. Mahur Türel. İyi eğitim almış, zengin bir aile kızı. New York'ta fotoğrafçılık okumuş. Etrafında zengin, entelektüel, yakışıklı bir ton adam var. Ama hiçbirine pas vermemiş. Temiz, saf, Anadolu delikanlısı. O da ben oluyorum. Biraz kaba, biraz sert. Neden olmasın? Etrafındakiler muhtemelen karşı çıkacak. Yapma etme diyecekler.
Bununla sen olur musun diyecekler. Bence çalışır. Ama yine de bir derinlik lazım. Senden korkulur. Daha çok işim var. Selamun aleyküm Ede. Selamun aleyküm Ede. Selamun aleyküm Ede. Ya bu Ede yerine başka bir şey mi koysak acaba? Ne bileyim. Kardeş mesela. Kardeş. Kardeş. Yani biz Ede deriz. Ya öyle tabii de. Yani Ede sanki pratikte biraz zorlayacak gibi. Kardeş daha ağza oturuyor. Ya Ede'yi de kullanırım da. İyi tamam. Ama bak senin ağız Adana'ya doğru gidiyor. Yani gırtlağı daha önden kullanman lazım. Çok gırtlak yapmayacaksın. Hmm. Eyvallah. Doğru bak. Güzel söyledin bana. Ya bu Kahramanmaraş deyince herkesin aklına sanki doğuda bir yer gibi geliyor ama değil değil mi? Bayağı Akdeniz'de aslında. Doğru değil de Adana da Akdeniz'de. Aa, eyvallah. Eyvallah. Bak. Kızla konuşurken gözünün içine bakmayacaksın. Yani mümkün mertebe gözlerini kaçır. Utangaçlık senin için iyi olur. Bak bunu iyi söyledin doğru. Bir de çok fazla konuşma. Savaş görmüş, operasyon görmüş bir adam çok fazla konuşmaz. Konuşmaz. Anlaşıldı. Bir yarası falan mı olsa acaba? Ha? Yani neresinde bilmiyorum da artık düşündünüz onu. Komada olsun mesela. 46 gün. Çok mu? Yani havalı aslında ama bilemedim. Olur olur. Olur. Hı. Önemli burası. Bu Mahur'u biraz gıcık mı etsem ben acaba? Nasıl? Böyle bir yerden gireyim diyorum. Kadınlar bayan kelimesinden bayağı irite oluyorlar değil mi? Evet. Zorla bayan mı desem acaba? Ha? Bin arabaya bayan. Kaptın sen bu işe de. Oluyor diyorsun ya kardeş. Eyvallah. Bir şey içer misin? Su. Alırım bir su. Bir ara verelim. Devam edelim sonra. Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün. Diğer adıyla Maraşlı. 1987 Maraş doğumlusun. Kahraman Maraş. Mesleğin? Askerim. Yani askerdim. 2 yıl oluyor. Emekli oldum. Lütfen. Astsubay Başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim. O gün. O günü anlatabilir misin bize? Her şey birdenbire oldu. Üstünden geçelim mi? Mehmet İnce diye biri artık yok. Bu yüzden artık yalnızken bile Maraşlısın. Uykuda sayıklarken Maraşlısın. Duşta şarkı söylerken Maraşlısın. Dua ederken bile Maraşlı gibi dua edeceksin. Mehmet İnce'den en ufak bir zerre kalmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı bayan. Bayan mı? Ben böyle konuşuyorum. İşine gelirse. Zeri sende kalmak istiyor. Ben de kızımı bırakmam zaten. Tehlikeli. Benim ona ihtiyacım var. Onun da bana. Şiveni yadırgamayacak mı? Anlatırım ben ona. Anlayacaktır. Gözüm üstünüzde olacak. İhtiyaç olduğunda gelir alırım.
Anlaştık. Bana müsaade. Sen ne diyorsun lan? Delirirsin böyle. Böyle iş mi olur? Yani şimdi Mahur Maraşlı'ya aşık oldu. Maraşlı da ona. E ne olacak şimdi? Ne olacak? Burada çürüyüp gideceğim işte. Yok olmaz. O kızın bu hikayeyi bilmesi lazım. Olmaz. Çok yalan söyledim. Çok kırdım kalbini yani. Yapamam. Hadi delirme oğlum. Sen vazifedeymişsin. Kızın vurulmuş. Ya bu rolü daha ne kadar sürdüreceksin? Baba yalan söyledim yalan. Maraşlı sanıyor beni. Maraşlı'yı sevdi o. Ben ona Maraşlı gibi baktım. Maraşlı gibi güldüm. Maraşlı gibi konuştum. Maraşlı gibi sevdim. Gözün aydın Fuat Baba. Haberleri iyi. Ne oldu ki? Taliye demişler. Neyin taliyesi? Ben sen Hücre'deyken beni apar topar hastaneye götürdüler. Ha, film falan çektiler. O lanet hastalık sarmış her yerine. Sen bakma bunun tahliye dediğine. Doktor fazla zamanın kalmadı dedi. Baba yapma. Çok geçmiş olsun. Ya senin anlayacağın. Git evde öl diyorlar. Sağ olsunlar.